Herkese selamlar dostlar. 26 Ağustos 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün yine sizlere YouTube'da bir kombine önerisi ve toplamda tam tamına 10 tane mücadelem var. 10 mücadeleye arasından yüksek oranlı tahminler de var. Skor tercihi yaptığım da var. Lütfen videoyu dikkatli izlerseniz veya dinlerseniz sizler de bunlardan video içinden kaçırmadan faydalanabilirsiniz. Eğer kombine isteyenler varsa zaten videonun sonuna direkt sarıyor onlara sözüm yok. İsteyenler öyle yapabilir. Ben fakat sizlere 10 tane maç aldım. Ve arkadaşlar bu videoda hemen sizlere ekranda gördüğünüz üzere bir ödüllü yarışma düzenliyoruz. Bu ödüllü yarışma ben kendi cebimden veriyorum. Direkt bir sponsorumuz falan da yok maalesef. Helsinki, Roma ve Gal Galatasaray maçları var. Bildiğiniz üzere temsilcimizin Sivas Spor'u almadım. 3 tane takımı aldım burada. Sivas Spor'u alması zor olur. Bu 3 takımın skorunu bilen bir kişiye tam tamına 300 TL para ödülü veriyorum. Ben kendim veriyorum. Hem e, yani şöyle de bir şey var. Akıllarınızda şöyle de bir durum var. 3 maçın skorunu ben bilsem ben kendim oynarım be kardeş. Diyenler de vardır mutlaka. Böyle yorumlar da gelebilir. Fakat ben size böyle bir eğlence fırsatı iddia oynarken eğlendirme, eğlendirirken de kazandırma yapmak için elimden böyle geldikçe ara ara yarışmalar düzenliyorum. Dediğim gibi ekranda da görüyorsunuz zaten. Fenerbahçe maçına, Trabzonspor maçına, Galatasaray maçına Tek yorumda bu 3 maçın skorunu bilen bir kişiye 300 TL para ödülü veriyorum. Şansınız daim olsun. İsteyenler isteyenler katılsın, istemeyenler safi rüzgar yapmasın ondan dolayı. Tamamen isteyenlere yöneliktir. Hemen isterseniz bir de raporlara geçelim. Raporda ne yaptık ondan bahsedelim. Şimdi ekrana kombine geliyor şu an. Gördüğünüz üzere 24 Ağustos'ta verdiğim kombin önerisiydi. Malmö deplasman 1.5 alt dedim. Geldi. 2-1 bitti zaten. Ludo Gores, galip geldi. Tam da kafamdaki skorla bitti açıkçası. Burada bir Malmö 2 tane gol atamadı. Ya PSV maçına diyecek söz varsa sizler yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Benfica 10 kişi kaldı. Fakat ilk gole girmiştik. Maç sonu da 0-0 bitti. Hemen ekranda gördüğünüz üzere ben size bir tane de pozisyon göstermek istiyorum. Onu da ayarladım. Bakın ekranda gördüğünüz pozisyonda burada. Zahavi şuradan. Ok da çizdim oraya sizler için görün diye. Top şu an ayağında. Oradan topu üst direğe vurdu. Maç izleyenler kanser olmuştur. Ben zaten Telegram grubunu, grubumuza, katıl grubumuza maç hakkında detayları da attım, gösterdim zaten. Ondan dolayı mutlaka izleyenler vardır. Yani şans yokmuş arkadaşlar. Kısmet, nasip yani bir çay söylersin. Nasipse içersin hesabı. Şansımız yokmuş diyelim. Geçelim isterseniz maçlara. 10 tane maçımız var ilk mücadelemiz Rangers mücadelesi Rangers maçıyla başlayalım Rangers'ın 1.42 gibi bir oran açmışlar arkadaşlar oran 1.37 idi oran ufak bir yükselmiş burada şimdi ben burada güzel bir tercih yapacağım sizlere mutlaka beğeneceksinizdir diye düşünüyorum fakat bazılarının aklına yatmayacaktır bu maç Alaskert arkadaşlar kendi evinde zaten takım olarak kalibre farkı olaraktan da kalite farkı olaraktan da fark var gerçekten. İlk maçta Rangers kendi evinde 1-0 kazandı. Fakat dakika 43'te kırmızı kartta bir oyuncu görmüştü. Yeni transferi Lustrom diye bir isim sanırım tam hatırlamıyorum. Dakika 43 gibi bir kırmızı kart gördü. Ona rağmen zaten Alaskert üstünlüğü kuramadı. Rangers 1-0 kazanmasını bildi. Fakat bu maçta Rangers'in neden oranı bu kadar yüksek? Çünkü kalibre farkı gerçekten var. İlk maçta Rangers kazandı. Keşke şöyle 2-0 kazan 2-0, 3-0 kazansaydı daha güzel bir tahmin olurdu bu. Biraz daha garanti olurdu. Bakın Rangers'ın kendi evinde Celtic'le oynayacağı önemli bir mücadele var arkadaşlar. Bakın 3 gün sonra ayın 29'unda Celtic'le bir maç oynayacak Rangers takımı. O yüzden burada Rangers'ın ben burada çok fazla gol atmasını beklemiyorum. Yani 3 tane gol atacağını düşünmüyorum. O yüzden burada sizlere tercihim deplasmanın atamayacağı 2 gol. 3 gol pardon. Deplasman 2.5 altın oranı 1.37. Yani 1.42'den taraf galibiyetine de gidebilirsiniz. Rangers burada galip gelebilir. Fakat ben 3 gün sonra bir Celtic maçı var. Celtic'in de durumu ortada. Çok iyi oynuyor futbolcular takım olaraktan da. O yüzden ben burada Deplasman 2.5 alt şeklinde 1.37 gibi orandan sizlere önermek istiyorum. İsteyenler değerlendirebilirler. Bu şans diyerekten de geçiyorum. İkinci maçımız Helsinki Fenerbahçe mücadelesi. Arkadaşlar ben size direkt skor önerisi yapacağım burada. Skor arkadaşlar 1-1. Bakın. Direkt skor önerisi. Lafa söze gerek yok. İdealini de söyleyeceğim. 1-1 gibi bir skor bekliyorum. Bu maçtan da beraberlik bekliyorum. Skor bazı 1-1. 1-1'i verdim mi? Ondan sonra maç sonu 0 alabilirsiniz isteyenler. Skor almak istemeyenler. Beraberlik maçı olarak görüyorum ben bu mücadeleyi. 2.90 orandan maç sonu 0'ı değerlendirebilirsiniz Fenerbahçe maçına. Eğer bu riskleri almak istemiyorum derseniz ben size 1.70 orandan 2-3 gol tercihini de sunarım. Şimdi Fenerbahçe nasıl oynuyor? Fenerbahçe hücumda sıkıntı çekiyor. İlk maçta baktığımız zaman da zaten Fenerbahçe'nin hücumda nasıl sıkıntı çektiğini gördük. Hatta Spiker bile söyledi. Mesut Özil'in yapamadığını Muhammed yaptı şeklinde. Uzaktan bir gol. Güzel bir gol. Gençlerden geldi açıkçası. Arda olsun. Muhammed olsun. Güzel futbol sergiliyor. Maşallahları var. Ya Fenerbahçe burada Helsinki saldıracaktır. Helsinki'de önemli bazı futbolcularda rotasyon var. Ben burada dediğim gibi Fenerbahçe beraberliği alır. Beraberliği alır. Arkasına yaslanır diye düşünüyorum. ilk maçın avantajıyla birlikte. İdealden 2-3 golü değerlendirebilirsiniz. Maç sonu 0. Benim yüksek oranlı tercihimdir. Sistem kuponlarda 1-1 skoru ben yapıştırırım. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Onun da oranı 5 20 benim düşüncelerim bu yönde. Sizlerin de skorlarını da bekliyorum. Hatta zaten videonun başında söyledim. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un skorlarını yorumlara bekliyorum. Üçüncü maçın Bodo Glimp ile mücadelesi. Şöyle orana bakayım. Güzel oran oynamamış. Zalgiris müca mücadelesi. Öncelikle Zalgiris kendi evinde 2-2'lik iki bir berabere kaldı. Zalgiris dedi ki ben de oynayacağım. Sen madem hücum futbolu sergiliyorsun. Aynı şekilde kardeşim ben de oynayacağım dedi Zalgiris takımı. Oynadı 2-2 iki -iki berabere kaldı. Burada Zalgiris biraz şey yapabilir. biraz savunmaya ağırlık verebilir. Çünkü 2-2'yi yakaladım diye. Fakat Zalgiris takımına ben biraz incelediğim zaman Bodo şimdi saldıracaktır mutlaka zaten kendi evinde saldıracaktır. Bodo diyecek ki artık ben ilk yarıdan bu maçı koparmaya bakarım. İlk maç 2-2 kaldı. Yani tercihim şu şekilde. Ben Bodo'nun burada ilk yarıdan galibiyetini bekliyorum. Bodo takımı zaten oran açmamışlar. 1-13 oranı vardı 1-15 olmuş. Ya yani oran maç sonu 1 oynamak isteyenler oynayabilir. Ben risk alıyorum burada biraz daha. Ben ilk yarıdan gelecek bir Bodo galibiyetini bekliyorum. Matsuni 1-2.5 üstü oranı da aynı şekilde. İkisi de bakın şöyle ilk yer oranı 1.49. Matsunu 2, Matsuni 1-2.5 üstü oranı da aynı şekilde 1.49. Oranlar aynı. Fakat ben maç genelinde 3 golü bekleyeceğim yerine dedim ki ilk yarıdan bir bono galibiyeti alırım. Öyle değerlendiririm şekilde düşündüm. İlk yeri biri burada sizlere 1.49 gibi oranlar önereceğim. İsteyenler değerlendirebilir. istemeyenler de değerlendirmesin diyecek söz yok. Bol şanslar diyerekten de geçeyim bu mücadeleyi. Bir sonraki mücadelemiz Bazel Hamar bir mücadelesi. Ondan önce arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere benim katıl grubumda dün verdiğim canlı bahisler. Çok fazla maç yoktu. 6 tane canlı bahis verebildim. Bunlardan 4 tanesi geldi. Yatan 2 canlı bahisimi de baktığımız zaman da PSV maçı olduğunu görmüş gör, görüyorsunuz yani. Biraz oran bekledim. 1.60'a kadar çıktı. Taraf bahisi verdim. Bir de en çok gol ikinci yarı vermiştim. Gelmedi. Fakat 6'da 4 bence kötü değil. Özellikle dünyanın yattığı PSV maçına bir de korner oynamıştım. Şöyle onu da göstereyim. 1.37 gibi onun da oranı var. Bakın 0.8 korner aralığı o geldi. 6'da 4 bence kötü değil arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenlere bu şekilde katıl grubumuzda ben canlı bahislerle destek olmaya çalışıyorum. Ve aynı şekilde ekranda gördüğünüz yine editör arkadaşımız Burak'ın da 5 tane canlısından 5'te 4 oldu. Oranlara baktığımız zaman da bakın Everton maçı Matson 2 şeklinde vermişti. Everton'ı ben de değerlendirdim. O 1-1 olduktan sonra verdi. 2 orandan geldi. Wolverhampton mücadelesine de tahmin deplasman 1.5 üst verdi. Baskılıydı. 2-10 gibi orandan yakaladı. Tebrikler. Young Boys maçında ilk yarı 1.5, ilk yarı 2.5 üstünü yakaladı. Wolverhampton maçından da ilk yarı 0.5 üstten de loss verdi. Onun dışında ekranda gördüğünüz benim 60 TL seviyesi olarak belirlediğim yüksek oranlı grup denememde skor tercihinde arkadaşlar de, şey yapmıştık. Sistem yapmıştık. Bakın Yatan skorlara bakar mısınız? Bakın Everton maçına ben dedim ki 2-0 bitecek dedim. 2-1 bitti. Çok yaklaşmıştık. Leicester United'da 3-0 nokta atışı oldu. Leicester United ve Stoke City zaten YouTube'da değerlendirdik. Sheffield United maçına ben dedim ki 3-1 biter. 2-1 bitti. 11 oranı vardı. Bakın 11 oranı. Onun dışında Stoke City maçına dedim ki 3-0 biter. O da 2-0 bitti. Bak bir gole kaçıyor sürekli. Watford'u da 2-1 dedim. 1-0 yendi. Taraf olarak baktığımız zaman da Hepsinin taraf tercihini bildiğimizde belirteyim. Elbet bir gün böyle yüksek orandan bakın 52 bin oran var burada 52 bin oran var. 60 TL seviyesi sizler de katılarak destek olabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz üzere bir de katıl telegram grubundan bahsedeyim sizlere şöyle. Bu zaten dün verdiğim şeylerden hemen şöyle kısaca göstereyim. Bu şekilde veriyorum Gelenlere şöyle göstereyim. Bu yaptı mesela PSV maçı. Young Boys mücadelesi geldi. Deplasman 1.5 üst. 0.8 koordinat aralığı geldi. Telegram grubunda ben bu şekilde Görüntü olarak da aynı şekilde bu French Parish mücadelesi de geldi. Bu şekilde canlı olarak sizlere hem ben hem çağrı arkadaşımız hem de editör Burak arkadaşımız sizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Sizler de katıl grubuna gelerekten de faydalanabilirsiniz. Şöyle göstereyim hemen. Katıl dedikten sonra arkadaşlar burada sizleri 3 tane seviye karşılıyor. Telegram grubu, Telegram yüksek oran grubu ve her şey dahil iletişim grubu. Her şey dahil iletişim grubu arkadaşlar. Şöyle Genellikle yüksek oynayanlar yazıyor çünkü benim bu gruba iyi olduğu zaman benim topluluk kısmında iletişim WhatsApp numaramı görebiliyor. Yüksek oynadıkları için bana danışabiliyorlar. Ben de daha güzel ve daha kolay bir şekilde yönlendirme yapabiliyorum. Çünkü bana direkt ulaşabiliyorlar. Yüksek oran grubumuzu zaten az önce bahsettim. Skor denemelerimizin olduğu grup. Oraya da gelebilirsiniz. Bir de ana Telegram grubumuzda burada 30 TL gibi bir miktarda çoğunluk zaten bu şekilde burada yer alıyor diyerekten de maçlara geçeyim diyerekten devam edelim. Hamarbi ile Basel mücadelesi. Basel arkadaşlar ilk maçta 3-1 galip geldi. Fakat Basel'in de oynayacağı maça bakalım. Kendi evinde Young Boys gibi bir takımla oynuyor. Kendi liginde bu sezon gerçekten iddialı güzel bir futbol sergiliyor. Young Boys'ta maçı var. Yine aynı şekilde 3 gün sonra Rangers nasıl maçı var? Burada aynı şekilde burada da var. Hamar bir kendi evinde. Ya zaten baktığımız zaman kalite anlamında gerçekten fark olduğunu görmek mümkün arkadaşlar. Ben Hamar birinin kendi evinde gol atmasını bekliyorum açıkçası. Bazen'in atacağı bir gol burada ben KG varı aldım. 1.38 gibi orandan istenler değerlendirebilir diye düşünüyorum. Çünkü Bazel burada gol yemesinin sebebi şuradan aklıma aldım. 3 gün sonra Young Boys maçı var. İlk maç 3-1 kazanmış. Kadroda bazı rotasyonlara gidebilir diye düşünüyorum. O yüzden burada arkadaşlar Bazel'in de gol yemesini bekliyorum. Aynı şekilde çok fazla etkili ismi var. Özellikle Arthur var. Geçen maçta 3-1'lik maçta bir gol attı. Muazzam bir gol attı. Ceza sahası dışından 90 astı. Burada dediğim gibi KG var tercih benim için. idealdir, güzeldir şeklinde sizlere sunmak istiyorum. Sivas Spor Kopanak mücadelesi. Bu mücadeleyi de aldım arkadaşlar şu şekilde. Ben Kopanak Kopenhag tarafındayım. Kopenhag'ın burada bir galibiyetini bekliyorum. Sivas Spor bence tam o istediğimiz Sivas Spor değil. Gradel'de, Gradel'den bahsedeyim. Gradel normalde Sivasspor'un en gözde en iyi futbolcusu bana göre. Ama fakat sezonu gerçekten iyi bir başlangıç yapmadı. Son maçta da penaltı kaçırdı açıkçası. Penaltıdan iki tane dönen top oldu yani orada gol attı kafe attı yanlış hatırlamıyorsam. 2-1'lik Trabzon başında. Gradel yani o etkili başlangıcı yapamadı. Burada ben ilk Kopenhag ilk maçta 2-1 galip geldi. Son oynadıkları maçta da ligde e, rotasyona gitmediler. Burada bir Kopenhag galibiyeti gelecektir diye düşünüyorum o yüzden. Direkt burada Kopenhag'ın galibiyetini aldım. Umarım yanılırız da Sivasspor buradan galip çıkar şeklinde söyleyeyim sizlere. Değerlendirmek isteyenler burada Kopenhag'ın direkt galibiyetini değerlendirebilirler. Bence galip geleceklerdir diye düşünüyorum. Roma Trabzonspor mücadelesi. Roma arkadaşlar kendi evinde gerçekten muazzam bir takım. Yani ben burada Roma'nın salacağını kesinlikle düşünmüyorum. Özellikle Roma'nın son maçını Fiorentina maçının 5 dakika 36 saniyelik bir özeti var. Yazın esport yazın izleyin yani. 3 birlik maçta Tami Abraham geldi takıma bildiğiniz üzere Chelsea'den transfer ettiler. Yani ne kadar güzel futbol sergilediğini girin de bir izleyin yani. Kendi evinde Abraham'la bu maç oynarsa ki Roma ilk maçta 2-1 yaptı. Eğer Roma bu maçta şöyle bir şey hata yaparsa yani yedek kadro, rotasyon kadro, konferans ligi biz burada şey yapalım derse Trabzon burada last şeyini saplar yani. Ondan dolayı Burada Roman'ın ben işi ciddiye alacağını düşünüyorum. Son maçta zaten Mourinho gördü yani Trabzon'un güçlü bir rakip olduğunu anladı. Yani bu maçta ben şansa bırakacağını düşünmüyorum. Ev sahibi 1,5 üst aldım ben. Roman'ın atacağı 2 golü değerlendirdim. Onun da oranı şu an düşmüş. 1,45 oranı vardı. 1,37'ye kadar düşmüş. Buradan Roman'ın atacağı ev sahibi 1,5 üstü değerlendirirseniz, değerlendirirseniz güzel orandır bence. Değerlendirmek isteyenler o benim önerim bu yönde. Roman'ın atacağı 2 gol benim için değerli. Vitesse Anderlet mücadelesi. İlk maçta nasıl KG var aldık? Yine aynı şekilde burada KG var alacağım arkadaşlar. Analiz gerektirmeyen bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü her takım her iki takım tempolu öncelikleri her zaman ofans olduğu için diye ilk maçta değerlendirdim. Yine aynı şekilde ilk maçta da ben analiz yapmadım. Yani analiz gerektirmiyor. Çünkü takım takımın yapısı gereği kurgusu gereği bu takımlar hücum futbolu oynuyor. Yani en ilk takımda gol atmak isteyecektir. İlk maç 3-3 bitti zaten. Bu maçta aynı şekilde gollü bir maç geçebilir. Gollü maçtan ziyade Vitesse biraz daha önde açıkçası. Baktığımız zaman da hatta Andalya'yı favori göstermişler. Vitesse'nin ben evinde kolay kolay salacağını sanmıyorum. Vitesse'nin golünü görüyorum burada. Andalya'da atarsa KG var şeklinde güzel bir maçtan güzel bir şekilde idealden kazanabilirsiniz bu maçta. KG var bence burada. Herkesin oynayabileceği bir tercih olduğunu düşünerekten de direkt KG var tercihini sizlere sunuyorum. Oran anlamında da 1.39 oranı var. Galatasaray Renders mücadelesi. Galatasaray yine burada kendi evinde kazanmak için elinden geleni yapacaktır ki zaten biz burada ben de bir Galatasaray taraftarı olarak da her videoda genellikle belirtiyorum zaten. Galatasaray deplasmanda da gerçekten ezici bir futbol sergilediğini söyleyelim. Renders az geldi fakat az geldiği zaman da etkili olmasını bildi. E, Mustera'nın yine çok net bir hatası vardı, gol olmadı, kurtardı. Ama yani ne gerek var böyle hatalara diye elim yani. E, Galatasaray'ın burada kazanmasını bekliyorum. Kazanmasından ziyade Galatasaray takımının burada atacağı iki golü bekliyorum. Rangers takımı da burada eğer gelinden geldiğince savunma yapacaktır. Galatasaray biri bulursa burada e, Johnston mücadelesiydi sanırım. 4-2 galip geldik. Yine son dakikalarda böyle yine de atar diye düşünüyorum. O yüzden ev sahibi bir buçuk üstü değerlendirdim bu mücadelede de. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Onun da oranı 1.51 gibi güzel bir oranı var. Bakın taraf bahisinden daha güzel. Taraf bahisi almaktansa bu bahisler her zaman daha güzel oluyor. Galatasaray'ın burada atacağı 2 gol benim için değerli. Galatasaray'ın 2 gol atanını değerlendirdim. Sizler de değerlendirirseniz kazanabilirsiniz diyerekten de söyleyeyim. Bol şanslar. Galatasaray Alkmaar Celtic mücadelesi. Bu maçta gerçekten zor bir maç. Zor bir maç olması Celtic'i karşıma alacağım burada. Sadece şöyle taraf bahisi olarak karşıma almayacağım. Gol bahisi olarak karşıma alacağım. Yani yapılmaması gereken bir davranış ama ben gelmesini bekliyorum açıkçası. Alkmaar ilk maçtaki 2-0'ya mağlup oldu, kaybetti. Şimdi kendi evinde, kendi evinde biraz daha maça hızlı başlamak isteyecektir diye düşünüyorum ben Alkmaar takımının. O yüzden benim için burada de biraz daha kontra kovalayacaktır. Çünkü Eee takımı kontrole zaten uygun bir takım. Hem hücumdaki o furişa olsun. Hücumdaki Koreli var. Maşallah var. Adam Kore'den normalde öyle adam çıkmazdı. İyi adam çıkmış yani öyle söyleyeyim. Seldik takımı zaten bazı geçen maç detaylı anlatmıştım. Kalede, defansta, orta sahada, forvette yaptığı dört değişiklikle e, artık kemik kadroyu oluşturduğunu belirtmiştim. Yine burada ben arkadaşlar biraz risk alacağım. İlk golü Altınlar atar diyorum. Hollanda'da arkadaşlar Alkmaar takımı baskın oynayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden Alkmaar takımı bir tane saplar diye düşünüyorum. İlk golü Alkmaar atar diye 1.59 gibi orandan sizlere öneriyorum. Bol şanslar diyerekten de geçeyim. Antwerp Omyi mücadelesi. Yine riskli bir maçla karşınızdayız. Burada Antwerp arkadaşlar deplasmanda 4-2 mağlup oldu. 2 tane gol atmasını bildi. Kendi evine ben yine etkili bir futbol sergilemesini bekliyorum Antwerp takımının. Burada Antwerp takımının benim için atacağı iki gol değerli. Ev sahibi bir buçuk üst alacağım aynı şekilde. Onlar da burada 2-1 gibi kafamdaki skor var. Omonya'ya karşı 2-1 galip gelecekler diye düşünüyorum. Fakat ben ev sahibi bir buçuk üst alacağım. Onun da oranı 1.50 gibi, bir gibi güzel bir oranı var. Değerlendirmek isteyenler bu maçı bu şekilde değerlendirebilirler. Antwerp'in atacağı iki gol benim için değerli. 17 dakika nefessiz konuştuk. Biraz zor oldu. Ekrana bir kombin önerisi verelim arkadaşlar. Şöyle hemen bir saniye. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere kombine önerimizin ilk mücadelesi sizlere ikili olarak kombine veriyorum burada Kopenhag mücadelesi ben Kopenhag'ın galip gelmesini bekliyorum Sivas Spor'a karşı Deplasman'da zaten galip geldi kendi evinde yine o güzel futbolunu sergileyip değerlendirecektir Sivas Spor'un ben tam hazır olduğunu düşünmüyorum bakın benim kanalın adı ne Kangal Tips bak ben bir Kangal yiğidi olaraktan buradan Sivas Spor'u karşıma alıyorsam vicdan azabı çekiyorum fakat burada ben Kopenhag'ın galip gelmesini bekliyorum. Çünkü ben duygusal yaklaşan biri değilim maçlara. Yani bu işi yapıyorsak gerçekten duygusal yaklaşmamak gerekir diye düşünüyorum. Bu arada video like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Yaklaşık 5000 kişi izliyor. Like atarsanız da yani makbule geçer diye düşünüyorum. Yanına eklediğim ikinci maç ise ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ee, Antwerp mücadelesi. Antwerp'in atacağı iki gol benim için değerli. Bir %50'de onun oranı var. Değerlendirmek isteyenler Antwerp'in atacağı 2 golü de değerlendirebilirler. Hatta Galatasaray maçı da çok fazla aklıma yatıyor. Bu ne yaman çelişki. Bir saniye videoda direkt kombine değiştirme yapar mıyız diye düşünüyorum da. Galatasaray olsun. Galatasaray'a güvenelim arkadaşlar. Ekranda siz muhtemelen Kopenhag maçıyla Galatasaray maçını görüyorsunuz. Youtube önerim bu şekilde. Galatasaray'ın ben iki gol atmasını bekliyorum. Antwerp'le çok arada deride kaldım. Ona göre yapıştıracaktım oraya da. Galatasaray olsun. Galatasaray'dan yana olalım. Galatasaray'ın atacağı iki gol. Kopenhag'ın galibiyeti benim Youtube kombinemdir. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Bol şanslar diyerekten görüşüyorum. Hepsi gelebilir. Hepsi yatabilir. Bol şanslar. Görüşmek üzere.